zahir olan ılımlı muhalefeti de mutlaka cezbetmemiz lazım. Ve son olarak eğer bölgede beklemediğimiz bir gelişme olursa da askeri müdahaleye açık olmamız gerekiyor. Çünkü mecbur kalabiliriz. O zaman Türkiye'nin şu anki askeri hareketliliği gayet normal. Suriye'nin askeri hareketliliğini de müsaade ederseniz iki cümleyle özetleyeyim. Hı hı. Suriye şu an özellikle güneyde büyük bir basınç kurmuş durumda. Ancak iki bölge gözden kaçıyor. Bunlardan bir tanesi Şugur bölgesi, bir tanesi ise Tel Rifat bölgesidir. Sanki Şugur ve Tel Rifat bölgesindeki faaliyetlerini biraz daha düşük profilden yürütüp eğer bir askeri harekat icra edilirse Türk hudutlarına her iki taraftan kuşatıcı bir manevra yapacak ve İdlib'i izole edecek bir hareket tercih edecek gibi görünüyor. Benim tahminim böyle bir hareket de Esed rejimi için büyük bir intihardır. Çünkü böyle bir hareket yaptığı takdirde unsurlarının iki kuvvet arasında imha olması da söz konusu. Yani Esed'in şu an stratejisi bence pek de öyle akıllıca bir strateji değil. Evet, Türkiye ulusal güvenlik kaygılarının ağır bastığı yeni bir süreçle karşı karşıya İdlib özelinde. Teşekkür edeceğim Doktor Murat Aslan. Varsa son cümleniz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım barış gelir. Peki. Ben o kadar umutlu değilim maalesef. Zira bu bölgede çatışan, çatıştıran tarafların ajandası çok daha ürkütücü. Sadece çaresizlik ve öfke sarmalında gidip geliyoruz ama görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran burada vesayet savaşındalar ve de daha kaygı verici günler maalesef söz konusu gibi. Bilmiyorum çok mu kötü konuştum. Evet. Yani yok, şunun için söylüyorum. Konuşmadınız. Evet, hocam. Yani Tahran zirvesinin akabinde, hemen akabinde, yani İdlib'e beklenen operasyon başlıyor Tahran zirvesinin akabinde. Öte tarafta eş zamanlı olarak bizim Mehmet Ayfer Kancı'nın altını ısrarla çizdiği değerli meslektaşım Basra, Kamışlı, Irak'tan söz ediyorum. İşte Köysancak, Bağdat, Elbap, oralarda bir anda çatışmaların başlaması ya da işte kışkırtmaların ortaya çıkması hiç de öyle eskaza bir şey olmasa gerek. Evet. Şimdi böyle krizler bölgesel savaşlara her zaman neden olabilecek potansiyele sahiptir. Ancak ben müsaade ederseniz farklı bir yorum yapayım. Özellikle dünya İslam toplumları, farklı ülkelerde yaşayan İslam toplumları her musibetin bir dersini çıkartması gerekiyor. Afganistan, Libya, Bosna, Irak, Suriye gibi ülkeleri eğer göz önüne alırsanız istikrarı bozulmuş, huzuru bozulmuş, ekonomisi bozulmuş ve dış müdahaleye açık hale gelmiş ülkelerin sonu bu şekilde oluyor. Şu an Libya'da böyle, Suriye'de böyle. Dolayısıyla buradan ders çıkartmamız lazım. Türkiye olarak da güçlü duracak her türlü motivasyonu, tedbiri almamız lazım ve hazır olmamız lazım. Çünkü bu tür sorunlar eğer bir savaşa, bölgesel mücadeleye neden olacaksa hazır olmak zorundayız. Bu kadar basit aslında. Çok çok teşekkürler Doktor Murat Aslan. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Saatler 23.36'yı gösteriyor. Evet, Türkiye İsveç'le karşı karşıyaydı Türk A Milli Futbol Takımı ve karşılaşma 3-2 önde ve son dakikalar oynanıyor. Neyin karşılaşmasıydı? Özür dilerim, ben futboldan kopuk birisiyim. UEFA Uluslar Ligi. Sedat Çolak. 3-2 öndeyiz. Biliyorum ilk 25 dakikasını izledim. Süper oynuyoruz diyor Sedat Çolak. Evet, ilk 25 dakikasını seyrettim. 11 kişiyle oynanıyor maç. Tamam, peki. Devam ediyoruz. Sıcak ve de önemli bir gündemi sizlerle paylaşıyoruz. TRT Haber'de Gece Bakışı'na devam ediyoruz.